Nereye geldik? Hey! Baksanıza! Ömer. Ya da adın her neyse. Artık bitti. Sonunda gerçek yüzünü gösterdin. Francis. Sen de bir şey olduğunu hep biliyordun. Şüphelenmekte haklıydın. Ama hiçbir zaman ispatlayamadın. Seni öyle çaresiz görmekten hep keyif aldım. Bunca zaman kaçtın. Kendini gizledin. Ama sonunda yakayı ele verdin. Sakin. Bu sefer elimden kaçman o kadar kolay olmayacak Ömer. İstersen dene. Al silahını. Tüm şarjörü kafana boşaltmak için sabırsızlanıyorum Ömer. Keşke deneseydin. Çık şimdi arabadan. Hadi! Sakın. Ani bir hareket yapmaya kalkma. Ki sanırım istesen de yapamazsın zaten. Perişan haldesin. Benimle geliyorsun. Artık bunu öğrendiğinde kulaklarına inanamayacak.
Nasıl olur? Nasıl olur? Tüm ekip desteğe gitmişti. Ne durumdayız? Destek ekiplerinden hala cevap alamıyoruz başkanım. Bu hastane etrafındaki çatışmaya destek için gidenleri dert ettiler herhalde. Her şey yoluna girmişken, CNG'yi almışken... Uzay, Ömer'i hemen bulmamız gerekiyor. Hemen. Öncesinde ambulansın rotasını tespit etmemiz lazım. Hala yol üstündeyken yakalama şansımız olabilir belki. Aynen. Tüm birimleri bildirin. Gürcan sen de yerel unsurlarla temasa geç. O ambulansın konumunu hemen bulsunlar. Arkadaşlar, kendinize gelin. Ömer'den vazgeçmiş falan bir durumumuz yok. Ömer'i hemen bulmamız gerekiyor. Ömer'i bulamadığımız her dakika ondan uzaklaşmış sayılıyoruz. Hadi, hadi arkadaşlar. Sen gözlem uydularından bir sonuç alabilir miyiz diye gözden geçirir misin? Hemen. Son durum nedir? Bir şey bulabildin mi? Ortalık çok karışık Halit Başkan. Peki bilgi alabileceğin kimse yok mu etrafta? Yok, örgütçülerin tamamı neredeyse çatışmada öldü Halit Başkan. Bak, Ömer'e en yakın kaynak sensin. Bir uç bulman gerekiyor. Anlaşıldı Halit Başkan. Bulacağım. Bulacağım Halit Başkan. Nerede lan? Nerede? Kim nerede? Ne diyorsun? Ömer nerede oğlum? Ömer nereye götürdünüz? Kim olduğunu biliyorum. Bulamazsın artık onu. Çoktan uzaklaşmışlardır. Konuş. Sarı kafa. Mitçi'yi o aldı. Bizi buraya da o getirdi. Halit Başkan. Ömer'i kimin götürdüğünü bulmuş olabilirim. Sarışın buralardaymış. Büyük ihtimalle o götürdü. Francis mi? Ömer orada olduğunu söylemişti. Kansız şerefsiz. Bak, o senin evladın olduğu kadar devletin de evladı. Ve devletimiz hiçbir evladını geride bırakmaz. Zor durumda bırakmaz. Elimizdeki tüm imkanlarla ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Sen şimdi yola çık. Biz seni yönlendireceğiz. En kısa zamanda Ömer'i bulman gerekiyor. Anlaşıldı Halit Başkan. Anlaşıldı. Artık seni kimse elimden alamaz. İyi plandı. O kadar adam içinden çıkmak kolay değil. Senin de zamanlama müthişti. İyi atıştı. Hep bu anı beklemiştim. İyi denk geldi. Sevgilin nerede? Ömer de burada olur diye düşünmüştüm. Yoksa hala ayağa kalkamadı mı? Eğer bir daha Ömer'in adını ağzına alırsan o çeneni kırarım. Kardeşimi kalleşçe vuran bu muydu? Ömer'in de ne çok seveni varmış gerçekten. Şaşırdım. Konuş konuş. Son sözlerini de söyle. Seninle bizzat ben ilgileneceğim. Geç. Hadi açın şunu, açın şunu. Bir şey mi oldu acaba? Buraya kadar baba. Artık tüm sırların ortaya çıkacak. Helen?
Baba. Ne yapıyorsun kızım burada? Öyle bir şeyler okuyordum. Baba iyi misin sen? Bir şey mi oldu? Endişeli görünüyorsun. İyiyim iyiyim, bir şey yok. Siyah İnci'ye ulaşamıyorum. Francis de telefonu açmıyor. Yine bir aksilik olmasından endişe ediyorum. Hava güzel. Bahçeye inelim mi? Biraz daraldım burada. Tabii. Hadi. Deşifre oldu ha. Yani bunun bir gün olacağını biliyordum ama. Francis. Olabilecek en kötü ihtimaldi. Aynen öyle. Bir an önce Ömer'i bulmalıyız. Yoksa... Evet, dinliyorum. Hemen aktif konum gönderin. Uzay. Ambulans vurduk. Başkanım, sahadaki unsurlarımızdan aldığımız teyit edilmemiş bilgiler doğrultusunda ambulans son olarak Hecrin bölgesinde görülmüş. Sahadaki unsurumuza hemen konum at. Paylaştım başkanım. Doğru ilerliyorum Halit Başkan. Ambulansı görebiliyor musun? Henüz göremedim. Şimdi gördüm. Çok hızlı ilerliyor. Akibi sürdürsün. Gerekli yardımı yapacağız. Çok vaktimiz yok. Fırsatını buldum, önünü keseceğim Halit Başkan. Tamam yap ama dikkatli ol. Aşağı. İn. İn aşağı. Rahatsız mı? Değil Halit Başkan. Geç öyle. Geç. Ömer burada yok Halit Başkan ama buradaymış. Silahını buldum. Araç değiştirmiş olabilirler. Ömer orada mıymış başkan? Arabadakini alın, içeri götür. Kim bu? Tüm dengeleri değiştirecek adam. Mitçi mi? Sizin yapmanız gereken işi ben yapmak zorunda kaldım.
Uyuyarak benden kaçamazsın. O gözlerin açılacak elbet. Benimkiler çoktan açıldı çünkü. Seninle konuşacağımız çok şey var Ömer. Kolay ölüm yok sana. Yarasına bakın. Tedavi için ne gerekiyorsa yapın. Bir an önce ayağa kaldırın. Çünkü çok işimize yarayacak. İşimize düşecekler. Beni nereye kaçırabileceğinizi sanıyorsunuz? Türkiye'ye. Devletin adaletinin önüne çıkacaksın. Benim meselem sizinle. Devletinizin adaletiyle ilgilenmiyorum. O yüzüğü geri alman hiçbir şey değiştirmez. Ben nefes aldığım sürece gün yüzü göremeyeceksiniz. Nefesini keserim o zaman. Ay senin eline sağlık. Hayatımızı mahvetmene bir daha izin vermeyeceğim. Ömer'e yaptıkların yanına kalacak mıydı sandın? Sana öyle şeyler yapacağım ki. Buradan çıkmanız imkansız. Çok acayip ya. Hala ders almıyorlar görüyorsun. Sizin imkansız dediğiniz her şeyi yapıyoruz biz. O çok güvenli sandığın, girilmesi imkansız diye düşündüğün ininden çıkarıp aldık seni. Unuttun mu? Hı? Ne oldu? Sesin kesildi. İşte böyle adamın aklını alırlar. Karargâhla iletişim kurdun mu? Yok, ben iletişime geçmedim. Ben haber vereyim. Bunlar kim? Ne oluyor? Örgütten mi, sivil mi? Örgütten bunlar. Benim bu kadar kolay alamayacağınızı söylemiştim, değil mi? Zehra, ne yapacağız? Kalabalıklar. Ağır silahlılar. Yanımızdaki kıymetli hedefi riske edemeyiz. Üstüne alınma, mesleki tabir. Bir an önce karar verip bir şey yapmamız lazım. Ben içeri gidiyorum. Biraz işim var. Tamam. Kızım. Niye içeri gidiyorsun? Daha şimdi indik buraya. Çok birikti bu ara. Yoğunum ben. O yüzden. Helen. Biraz bana eşlik etsen. Şöyle baba kız vakit geçirsek. Ha? Seni özledim. Sen özlemedin mi? Özledim. Tabii canım. Özünüz olur mu? Ne yapacağız peki? Nasıl vakit geçireceğiz? Bilmem. Ne istersen onu yapalım. Baba kız şöyle baş başa bir yemek yiyelim ha? Birbirimizi dinleyelim. Sohbet edelim. Uzun süredir bunu yapmıyoruz. Değil mi? Birbirimizi dinleyelim. Olur. Yani olabilir. Bakarız. Harika. Pardon. Francis arıyor. Kimsin? Alo Francis. Neredesiniz siz? Siyahinci'ye de ulaşamıyorum. Bir sıkıntı yoktur umarım.
Haberim yok ondan. Başına bir şey gelmiş olmasın? Onunla sonra ilgilenirim. Şu anda çok daha büyük haberlerim var sana. Öyle mi? Neymiş peki? Yaralı bir mitçi var elimde. Güzel. Kendi pisliğinizi temizlediniz diye benden bir alkış beklemiyorsundur umarım. Bu sıradan bir mitçi değil. Tanıdığımız bir isim. Öyle mi? Kimmiş peki bu? Ömer. Ömer. Hangi Ömer? Kaç tane Ömer beni bu kadar heyecanlandırabilir sence? Hı? Bildiğimiz Ömer mi? Evet. Ta kendisi. Şu anda karşımda ve baygın halde. Yaralı mitçi Ömer'miş. Demek Ömer istihbaratçıymış. Sana en başından beri anlatmaya çalıştım ama sen bir türlü ikna olmadın. Başımıza gelen onca felaketin sorumlusu bu adamdı. Şimdi de karşıma Kuzey Irak'ta çıktı. İster şans de. İster kader. Ama bu an gelmesini ben çok bekledim. Geçmişte yaşananlar umurumda değil Francis. Önümüze bakmalıyız. Benim yanıma sızdırmayı seçtikleri isim olduğuna göre... Ömer istihbarat için önemli biri olmalı. Güzel. Bu durumu fırsata çevireceğiz Francis. Benden haber bekle. Çok büyük ses getirecek bir hamle planlayacağız. Şansımız var. Sen siyah inciyi alıp buradan gideceksin. Ben bunlarla kalıp çatışacağım. Öyle bir şey yok. Başka çaremiz yok. Ben bunları oyalarım. Korkut. Zehra bak. Bu kadının bir daha elimizden kaçmasına müsaade edemeyiz. Hazır ol. Adamları atlatıp yanına geleceğim. İn. Merak etme. Daha evlendireceğim sizi. Kambersiz düğün mü olur?
Hiçbir yerde yok. Zehra'dan haber var mı? En son CNG ile yola çıkmışlardı. Zehra hatta bağlıyorum. Zehra, durum nedir? Başkanım, peşimize takıldılar. Önümüzü kesmeye çalıştılar. Peki, CNC elimizde mi? Yanımda. Ama numaralı elemanımız kendini feda etti. Nasıl? Nasıl feda etti? Bizim kaçmamız için onlarla çatışıyor. Ben de CNC ile beraber bölgeyi terk ediyorum. Zehra, CNC'yi bırakamazsın. Onun varlığı daha da önemli bir hal aldı. Neden? Yeni bir şey mi oldu? Yeni bir krizimiz var. Ömer'i kaçırdılar. Nasıl oldu bu? Tam Ömer'i tahliye ederken örgüt hastaneye bastı. Kim peki? Kim aldı Ömer'i? Francis. Francis mi? Bana yerini söyleyin, hemen gideyim. Biz hali hazırda zaten arıyoruz. Sen CNC'yi güvenli bir yere götür. Ömer işi bizde, tamam mı? Günaydın. Bir an için benimle karşılaşmanın bir kabus olmasını umduğunu biliyorum. Ama maalesef gerçek. Yüzündeki acıyı hissedebiliyor musun? Hı? Boşuna uğraşma. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Çok daha büyük acılar yaşatacağım sana. Ellerini bağladığın bir adama karşı çok cesur konuşuyorsun. Ellerimi çözsene. Kozlarımızı paylaşalım. Ucuz kahramanlıkları sevmem. Senin yüzünden çok kaybımız oldu. Mesela her şeyden habersiz olan masum Selin. Senin yüzünden öldü. Sizin desteklediğiniz silahlı adamlar yüzünden öldü. Kanı da hala elinizde. Günlerce içimizdeki köstebek sendin. Bütün planlarımızı sen bozdun. Eğer sen olmasaydın, Selin o gün orada olmayacaktı. Selin o gün orada olmayacaktı. Ben sadece görevimi yaptım. Onlarca masum sivilin ölmesine engel oldum. Görevimi yaptığım için beni suçlayamazsın. Sadece sen beceriksiz bir istihbaratçısın, bunu kabul et. En başından beri gözünün önündeydim ama sen bunu kanıtlayamadın. Beni sinirlendirmene izin vermeyeceğim. Çünkü artık elimdesin. Bundan sonra olacaklar için endişelenmeye başlasan iyi olur. Çünkü çok kötü şeyler seni bekliyor. Sen önce ağzını düzelttir. Saçmalıyorsun çünkü. Neden böyle apar topar çağırdığını söyleyecek misin Harbi? Elbette söyleyeceğim. Çünkü çok güzel gelişmeler oldu. Güzel haberleri aldık.
Ne gibi güzel gelişmeler? Şöyle ki, bir Türk istihbarat mensubu elimize geçti. Güzel. Hem de en kritik operasyonel hamlelerimize müdahale eden kritik birisin. Peki nedir planın? Nasıl değerlendireceksin bu kozunu? Biliyorsun, bize Brüksel'de, Berlin'de, Irak'ta büyük mesajlar verdiler. Hem de tüm dünyada etki eden mesajlar. Değil mi? Bu göreve başladığımda Türklerle ilgili öğrendiğim ilk şey neydi biliyor musun? Neydi? Türkler asla geride kimseyi bırakmak istemezler. Ama şimdi onlara öyle bir ders vereceğiz ki bütün dünyaya rezil olacaklar. Simgesel anlamı büyük bir eylemden bahsediyorum. Biliyor musun? Her şeye rağmen seni çok özleyeceğim. İyi bir düşmandın. Uzatma lan. Boş lafları sevmem. Sıkacaksam sık kafama, bitsin her şey. Hemen şuracıkta bitsin istersin değil mi? Konuşsana, neden susuyorsun? Konuş. Yine bir yalan söyle ve kurtar kendini hadi. Dediğim gibi bu sefer o kadar kolay olmayacak. Senin üzerinden çok güzel, süper planlarımız var. Senin ölümünün bile bize çok büyük faydası dokunacak. Devletinizin ne kadar zayıf olduğunu göstereceksin. Evet. Türk devletine büyük bir mesaj ileteceğiz Francis. Güzel plan. Tamam. Hazırlıklara başlıyoruz. Ömer kaçırılmış demek. Yaralıydı bir de, değil mi? Ben çoktan ölür diye düşünmüştüm. Güçlüymüş demek ki. Tabii şimdi türlü türlü işkenceler görüyordur. Kapa çeneni. Eğer istersen sana yardımcı olabilirim. Ömer'in yerini öğrenebilirim. Eğer beni bırakırsan sana sevgilini getiririm söz. Senin sözün hiçbir değeri yok ki. İyi o zaman. Ömer orada acılar çekerken sen de gururuna sarıl. Şoförden çıktı mı bir şey? Çıkmadı Halit Başkan. Ölümüne zorladım ama çıkmadı bir netice. Ya gözlerimin önündeydi. Engel olamadım. Kendi ellerimle teslim ettim resmen. Bak Efkar, sen yapılması gereken her şeyi yaptın. Kendini suçlaman hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Peki Halit Başkan, Zehra ile Korkut o kadını alabildiler mi? Evet, aldılar. Şu anda Zehra'nın yanında yoldalar. Ama Korkut... Ne oldu Korkut'a? Eşlerine birileri takılmış. Maalesef Korkut da kendini feda etmiş. Henüz bir haber alamadık. Allah'ım beni neyle sınıyor Halit Başkan? Neyle sınanıyorum ben? Ya ben hangisine gideceğim şimdi? Bir tanesi öz oğlum, canım, kanım. Bir tanesi de canımdan ayırmadığım Korkut'um. Ne yapacağım ben şimdi? Sen yoluna devam et. Bir an önce Ömer'i bulmamız gerekiyor. Korkut bir yolunu bulur. Bu yola her türlü riski bilerek girdi. Ve bu cenderin içine de kendini bilerek feda etti. Anlaşıldı. Anlaşıldı Halit Başkan.
Halit Başkanım. Korkut, iyi misin? Bir bitmediniz lan. Korkut, ne oluyor? Hala peşimdeler Halit Başkanım. Korkut, beni duyuyor musun? صار رجلين وعم تنتهي هون قلت بني دويوم شو الزلمة بهذا الطرف وينو هاد قلت بني ما اريدونس قنبلي Ateşiniz bol olsun. Halit Başkanım, kusura bakmayın. Peşimde bir grup vardı da. Korkut, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim de arkadaşlar beni görünce sevinçten havaya uçtu. Hemen oradan uzaklaşıyorsun. Zehra ile temasa geç. Yeni bir krizimiz var. Ne oldu ki? Ömer. Ömer'i sarışın aldı. Ömer'den haber yok mu? Her yerde arıyor. Sahadaki elemanımızla iletişim kurdunuz mu peki? Evet, Halit Başkan'la konuşmuşlar. Adamları atlatmış. Ömer'den bir haber alırsanız bana da söyleyin. Merak etme, ilk senin haberin olacak. Sen şimdi CNG'yle hemen güvenli bir bölgeye geçmeye çalış. Anlaşıldı. Ömer için bir şeyler yapman gerek Zehra'm. O geçmişte senin için neler yaptı? Elinde benim gibi de bir koz var. Ben senin yerinde olsam kullanırdım. Senin için bunca acı çeken birini yüzüstü bırakamazsın. Belki de fedakarlık sırası sendedir Zehra. Eğer bu yolculuk boyunca bir daha ağzını açarsan kurşunu yersin. Seni öldürmem. Ama ömrünün sonuna kadar süründürürüm. Emin ol. Bakın bu maskeleri. Burada yazanları okuyacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hazırlıklar ne durumda? Her şey hazır, başlıyoruz. Güzel. O halde başlıyoruz. Bırakın lan! Bırak! Devleti tehdit edip istediğinizi alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Değil bir Ömer, bir Ömer bu vatan için canını feda eder yine size fırsat vermez. Boşuna debelenme. Belki bir süre kim olduğunu gizlemeyi başarmış olabilirsin. Ama artık seni tüm dünya tanıyacak. Gir kayda. Örgütümüz adına bu açıklamayı yapıyorum. Bugün burada bir Türk istihbaratçısını yakaladık. İsteklerimiz basit. Ya 24 saat içinde konsolosluğu terk eder, orayı bize teslim edersiniz ya da istihbaratçınızı tüm dünyanın gözü önünde infaz ederiz. Ömer'e işkence yapıyorlardı şimdi değil mi? Ameliyattan da yeni çıkmıştı. Ömer güçlüdür. Ama zor bir durum. Hem de çok zor. Şimdi ben size ne söyleyeceğim savcılar?
Oğlunuzu getireceğinize söz verdim ama. Ömer'i kaçırarak ne yapmayı planlıyorlardı? Francis'in arayıp da bulamadığı büyük hesaplaşma fırsatı. Yani bunun için bir amaca ihtiyacı yok ki. Ama peşinde oldukları istihbaratçının Ömer olduğunu bilmeden peşindelerdi. Yani? Yani? Henüz ben de bilmiyorum. Ama başka bir şey planladıklarından eminim. Mesaj geldi. Ne mesajı? Ana karargâhtan, özel bir kodla. Bir video. Ekrana ver. Örgütümüz adına bu açıklamayı yapıyorum. Bugün burada bir Türk istihbaratçısını yakaladık. Kameranın arkasında Francis'in olduğundan eminim. Örgüt eliyle yapılmış gibi propaganda yapıyorlar. Bize koz olarak kullanacaklar. İsteklerimiz basit. Ya 24 saat içinde konsolosluğu terk eder, orayı bize teslim edersiniz ya da istihbaratçınızı tüm dünyanın gözü önünde infaz ederiz. Operatör. Ömer'den bir haber var mı? Cevap verin. Zehra'ya görüntüleri gönderdiniz mi? Gönderdik başkanım. Örgütümüz adına bu açıklamayı yapıyorum. Bugün burada bir Türk istihbaratçısını yakaladık. İsteklerimiz basit. Ya 24 saat içinde konsolosluğu terk eder, orayı bize teslim edersiniz ya da istihbaratçınızı tüm dünyanın gözü önünde infaz ederiz. Seni bırakmamalıydım. Seni orada bırakmamalıydım. Sağdaki diğer unsurlara gönderdiniz mi? Gönderdik başkan. Örgütümüz adına bu açıklamayı yapıyorum. Bugün burada bir Türk istihbaratçısını yakaladık. Oğlum. Allah'ım Ömer'e güç ver. Ne olur. İsteklerimiz basit. Ya 24 saat içinde konsolosluğu terk eder, orayı bize teslim edersiniz ya da istihbaratçınızı tüm dünyanın gözü önünde infaz ederiz. Zehra, durum ortada. Konsolosluk tehlike altında. Konsolosluğa gidip onlara haber verip ve aynı zamanda da orayı koordine etmen gerekiyor. Her türlü tehdide karşı hazırlıklı olmamız lazım. Yani her duruma karşı tetikte olmamız gerekiyor. Başkanım Ömer. Ömer'e karşılık konsolosluğu bizden istiyorlar. Bizi bütün dünyaya rezil etmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hem CNG ile konsoloslukta daha güvenli olursun. Sağdan da unsurlarımız orada olacak. Ve bu bir emirdir. Emredersiniz. Geç yana. Geç. Ne dersiniz? Sizce Türk devletine karar verecek? Emin değilim pek. Onlar için gerçekten zor bir karar. Ya bölgedeki Türk konsolosluğunu bırakacaklar... ya da elimizdeki MİT'çinin ölümünü izleyecekler.
Gerçekten zor bir karar. Peki siz hangisini tercih edersiniz diye sorayım o zaman. Ben ikisini de tercih ederim. Böylelikle her durumda itibarları iki paralık olacak. Sürenin bitmesine az kaldı. Bakalım onlar ne karar verecekler. Ne oluyor? Elektrikler kesildi herhalde. Bu babanı bitirecek hamle olacak. Sen de elini kirletip babanın kanını eline bulaştırmadan cezasını vereceksin. Artık işim bitti baba. Kaçış yok. Helen. 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 Kızım, iyi misin? İyiyim. Niye kesildi ki bu elektrikler? Ben de onu anlamak için indim zaten aşağı. Ha, geldi. Hadi misafirimizi yalnız bırakmayalım. Sen de gel. Tabii. Sağcı Hanım. Halit Bey. Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Halit Bey, ben oğluma ulaşamıyorum. Bir sıkıntı mı var? İyi demiştiniz. Gözlerini açtı demiştiniz ama... arıyorum, ulaşamıyorum. Sizi de aradım. Açmadınız. Gelmedi hala oğlum evine. Yani eğer bir problem varsa ne olur söyleyin lütfen. Şimdi şöyle bir durum var Sacide Hanım. Bunu size nasıl söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum ama bazı durumlardan sebep Ömer'le iletişimimiz kesildi. Başına bir şey mi geldi? Yattığı hastaneye örgüt elemanları tarafından bir baskın oldu. Ondan sonra da maalesef iletişimimiz kesildi. Eyvahlar olsun.
biliyorsun. Allah'ım sen yardım et. Ona bir şey olursa ben yaşayamam Halit Bey, yaşayamam ben. Hiçbir şey olmayacak. Tüm unsurlarımız aktif halde. Hepimiz Ömer'i arıyoruz. Rahat olun lütfen. Bana oğlumu getirin Halit Bey. Ne olur oğlumu getirin bana. Kuzumu getirin bana ne olur. Oralarda bir başına bırakmayın lütfen. Size söz veriyorum. Oğlunuzu size getireceğim. İnanın bana. Çıkın dışarı. Mesajımızı ilettik. Bakalım senin için ne kadar fedakarlık yapacaklar. Ben ölümü göze aldım. Elini boşuna ovuşturma. İstediklerini alamayacaksın. Öyle söylüyorsun ama bakalım onlar senden bu kadar kolay vazgeçecekler mi? O konsolosluğun kapıları bize açılacak. Bayrağınızı indirip o kadar da güçlü olmadığınızı göstereceğiz. O bayrağı daha önce indirmeyi çok denediler. Kurtuluş Savaşı'nda 7 düvel birleştiniz. Ama ölülerinizi bile geride bırakıp kaçmak zorunda kaldınız. Şimdi çok daha güçlüyüz. Tüm hücrelerinizdeyiz. Bak dünya bizim kontrolümüzde. Sonu onlardan farklı olmayacak. Bak bizzat ben buna garanti veririm işte. İşimiz bittiğinde de kafanı sıkıp atacağım seni bir köşeye. Fazla zorlama kendini. Ölmek için henüz daha erken. Ben ölsem bile peşini bırakmayacaklar. Türk devleti dökülen kanın hesabını sorar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Buna çıkamayacağı korunaklı bir odaya yerleştirin lütfen. Güvenli odaya götür. Bildiğiniz gibi konsolosluğa yönelik çok ciddi bir tehdit var. Şimdilik aramızda kalsın ama bütün önlemleri almamız gerekiyor. Tam olarak nedir tehdit? Teröristlerin hedefinde burası var. Tüm konsolosluk birimlerini hali hazırda harekete geçirdik. Önlemlerimizi almaya başladık. Benim onları kontrol etmem gerekiyor. Siz buyurun. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Tabii tabii. Thank you.
Zehra. Zehra neredesin? Konsolosluğa ulaştık başkanım. Peki ne durumdayız? Hemen teyakkuza geçildi. Önlemleri alıyoruz. Tamam, gerekirse size destek göndereceğiz. Dikkatli olun. Başkanım, Ömer'den yeni bir haber var mı? İletişime geçtiniz mi tekrardan? Hayır, süreç işliyor. Biz de onu arıyoruz. Anlaşıldı. Ben de yayıncıdan bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Uzay, video kaydından bir şey çıktı mı? Uzay, ne buldun? Neye bakıyorsun? Gölge boyundan konumu hesaplamaya çalışıyorum başkanım. Peki bir şey çıktı mı? Alanı daralttım iyice. Videonun çekildiği saat güneşin açısını hesapladığımızda bir bölgede yoğunlaşıyoruz. Güzel. Elimizi çabuk tutalım. Bir an önce Ömer'in tutulduğu yeri bulmamız gerekiyor. Yoksa her şey sarpa saracak. Sonunda benimle konuşmaya karar verdin demek. Frances nerede? Ömer'i nerede tutuyor? Sana daha önce güzel bir teklif yapmıştım. Tekrarlıyorum. Eğer beni bırakırsan... Konuşacaksın. O kadar kolay değil o işler. Bölgede gittiği bütün mekanları tek tek anlatacaksın. Beceriksizliğin öfkesini neden benden çıkarıyorsun? Benim bir suçum yok Ömer'in bu durumda olmasıyla alakalı. Ömer'in bu durumda olmasının tek sebebi sensin. Artık bir tercih yapmanın zamanı geldi Zehra. Yıllar önce yaptıklarının bedelini Ömer'i kurtararak mı ödeyeceksin? Yoksa burada acını benden çıkararak? Eğer bana işe yarar bir şey vermezsen bütün acımı senden çıkarım ki yıllardır birikmiş çok şey var, emin ol. 18 Nisan. Çok iyi hatırlıyorum. O günü çok iyi hatırlıyorum. Her şeyin başladı. Ya da sizin için her şeyin bittiği tarih. Oradaydınız ikiniz de. Beni almaya gelmiştiniz. Beni köşeye sıkıştırdığınızı sanmıştınız. Cevap ver, Frances nerede? Aslında her şey o kadar Ömer'in istediği gibi gitmişti ki. Ama işleri sen berbat etmiştin Zehra. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Eğer imkan verirsen hepsini kanıtlayabilirim. Beni zehirlemene izin vermeyeceğim. Senin üstünde 5 bir balto vardı. Ömer'in de. Ne yapıyorsun lan orada? Kaşınıyorum. Fazla kıpraşma. Biz kaçırır seni. Alın bunu buradan. Yukarıdaki odaya götürün.
Burada istediğin kadar hareket et. İstediğiniz kadar kapatın kapıları. Olabilecek miyiz böyle Uza? Yani net konum olmasa da sapmalarla güneşin yansıma derecesinden yakın koordinatları buluruz. Sana konum gönderdim, ona bir bakar mısın? Tabii. Hesaplarıma göre bölge burası. Ne var yakınlarında? Yani burası ıssız bir arazi. Ama bir şey var gibi. Eski yabancı terk edilmiş askeri bir bina, batıl. Ömer'in yeri büyük olasılıkla şu depo başkanı. Ah Ömer, affet beni oğlum, affet. Engel olamadım, koruyamadım seni. İyi bir baba olamadım. Efendim Halit Başkan. Neredesin Efkar? Yollardayım. Her yeri aradım ama hala bir iz bulamadım. Biz bir iz bulduk. Vallahi mi? Eski bir askeri depoyu işaret ediyor elimizdeki bulgular. Sana konumu göndereceğiz. Efkar, oraya bir git bak. Bir teyit edelim. Ömer orada olabilir. Biz kalmayalım boşu boşuna. Hemen gidiyorum. Sacide Hanım geldi. Karargah mı? Evet. Durumu biliyor mu? Yani tam olarak değil ama hissediyor. Ana yüreği işte. Hisseder tabii. Evladının zor durumda olduğunu hissetmez mi? Efkar, bir söz verdim. Ömer'i geri getireceğiz. Bedeli ne olursa olsun öderim, oğlumu da kurtarırım. Oğlumu anasıyla kavuşturacağım Halit Başkan. Bunun için canımı vermem gerekse bile veririm. Hala kararını vermedin mi? Zehra? Korkut! Başarmışsın. Evel Allah. Seni orada bırakıp gitmek hiç kolay değildi. Çok zor oldu mu? Ya saçmalama. Bak buradayım işte, hallettik bir şekilde, sıkıntı yok. Ömer'le ilgili haberi aldım. Benim yüzümden. Seninle ne alakası var? Ben hırslarıma yenik düşüp bu kadının peşinden gitmeseydim Ömer bu halde olmazdı. Bir şey söylemedi mi? Yok. Sadece bir laf yapıyor. Uzay. Efendim? Ömer'in yerini bulmuş olabiliriz. Ömer'in yerini bulmuş olabilirler. Nerede gidelim hemen? Hayır, oradan ayrılmayın. Önceliğimiz CNC. Onu bir an önce ülkeye getirmeniz lazım. Tehlikeye atamayız. Ömer'i öylece bırakamam. Merak etme, sahadaki unsurumuz haber verdik. İlgilenecek. Halit Başkan'ın kesin talimatı var biliyorsun. Anlaşıldı. İyi haberlerini bekliyoruz. Bekliyoruz. Zaman gittikçe daralıyor. Sizinkilerden hala bir ses yok. Taviz bekliyorsan daha çok beklersin. Senin canını düşündüğüm kadar önemsemiyorlarmış.
Ama biz senin için önemsiyoruz. Bana ne olursa olsun merak etme. Er ya da geç senin için gelecekler. Öyle bir şey olur mu bilmiyorum ama olursa da senin bunu görebileceğini pek sanmıyorum. O kadar ömrün olmaz. Mekanın yakınına geldim. Bir hareketlilik var mı? Etrafta birileri var. Silahlılar, örgütçü tipler. Ömer içeride olabilir. Buna emin olmamız gerekiyor. Bu açıdan, bulunduğum yerden göremiyorum Halit Başkan. Yanaşmam lazım. Tamam, dikkatli ol. Gerekmedikçe çatışmadan kaçın. Emredersiniz. Ömer orada mı acaba başkan? Önce teyit etmemiz gerekiyor. Ömer'in sesini duymayı özledim telsizden. Duyacağız, duyacağız. Hatta burada da göreceğiz. En kısa zamanda, merak etme. Zehra da bizden güzel haberler bekliyor. O da yerinde zor duruyor. Yerimizi buldular. Hemen çıkarın onu, kaçıyoruz hemen. Arkamdan getirin, çıkıyoruz çabuk. Başkan, burada ortalık karıştı. Etrafta çok adam var. Rahat hareket edemiyorum. Hemen oradan uzaklaş. Olmaz. Ömer'i almadan dönmem buradan. Olmaz. Başkanım, nedir durum? Mekanda çatışma başladı. Sağdaki unsurumuz riske girdi. Peki Ömer içeride mi? Durumu nasıl? Henüz bilmiyoruz. Ömer de riske girmiş olabilir. Bizimle geliyorsun. Sağ ol diyorum. Hareket edersen sıkarım bacağını. Çözün şunu. Gerek kalmadı beyler. Ben hallettim. (Gülüyor)
Ömer'i görebildin mi? Henüz göremedim. İçeri gireceğim. Ömer burada yok Halit Başkan. Adamlar ölmüş. Kaçmış olabilir. İçerideymiş, mücadele etmiş adamlarla. Allah kahretsin, bul onu. Ömer'i bulmadan gelmem. Merak etme. Yakında haber çıkar. Ömer bu. Atmaca, atmaca. O bir yolunu bulur. Karargâhtan hala haber yok. En son Ömer'in yerini bulmuşlardı. Ters giden bir şey mi oldu, ne oldu? Merak etme. Yakında haber gelir. Halit Başkan. Haber geldi. Başkanım, Ömer'den haber var mı, iyi mi? Maalesef baskın yaptığımız yerden herhangi bir iz çıkmadı. Başkanım müsaade edin, ben gidip arayayım. Şu an nerede olduğuna dair hiçbir iz yok elimizde. Ve ayrıca sahadaki unsurlarımızı aramaya devam ediyor. Konsoloslukta sana ihtiyacımız var Zehra. Her an bir saldırı olabilir. Vakit daralıyor başkanım. Verdikleri sürenin bitmesine 8 saatten az kaldı. Zehra, istekleri kabul edilemez. Konsolosluğu onlara teslim etmemiz söz konusu bile olamaz. Ömer'den vaz mı geçeceğiz? Başkanım. Emriniz nedir? Bu ülke tarihi boyunca teröre boyun eğmemiştir. Hiçbir ferdini asla hiçbir zaman yalnız bırakmaz ve geride bırakmaz. Elimizden ne geliyorsa son dakikaya kadar her şeyi yapacağız. Ne bayrağımızdan ne de Ömer'den vazgeçeceğiz. Anlaşıldı mı? Sacide Hanım, dün geceden beri hiçbir şey yemediniz. Oğlum niye zahmet ettin? Ben bir şey yapmadım. Arkadaşlarım hazırladı, ben sadece buraya kadar getirdim. Hala bir haber yok değil mi? Var. Ömer'in yerini tespit etmeye çalışıyoruz hala. Araştırıyoruz. Uzay. Efendim? Bir şey olduysa eğer söyle bana, olur mu? Ne gibi bir şey? Oğlum yaşıyor mu? Emin olduğum tek şey Ömer'in hayatta oldu. En azından şimdilik. Sahiden ben bu durumlarda lan doğru kelimeleri seçemiyorum. Yani yapamıyorum. Ama yaptığım çalışmalar Ömer'in girdiği operasyonların %98'inde başarıyla sonuçlandığı yönünde. Ayrıca teşkilatımız kayıp mensuplarını 24 saat içerisinde bulma konusunda oldukça yüksek orana sahip.
Yani anlayacağınız hem Ömer'e hem de bize güvenebilirsiniz. İyi. Sağ ol evladım. Sağ ol Uzay. Siz eve gidin isterseniz. Yani bir gelişme olursa ben zaten size... Ay yok yok ben hayır. Yok o gelene kadar ben buradayım. Yani siz beni merak etmeyin. İyiyim ben. İyiyim. Yeter ki oğlum bulun. Oğlunuzu size geri getireceğiz sadece. İzninizle. Örgütümüz adına bu açıklamayı yapıyorum. Bugün burada bir Türk istihbaratçısını yakaladık. İsteklerimiz basit. Ya 24 saat içinde konsolosluğu terk eder, orayı bize teslim edersiniz... ...ya da istihbaratçınızı tüm dünyanın gözü önünde infaz ederiz. Telefonun nerede? Yerimizi buldular, baskın yedik. Eşlerinden gittik ama bir iz bulamadık. Ömer elimizden kaçtı. Nasıl yaparsınız bunu? Bütün planımızı onun üzerinden kurdum. Merak etme, Ömer'i ele geçiremediler. Ömer kendisi kaçtı. Bak Francis. İstihbarattan önce onu bulmamız gerek. Anlıyor musun? Yaralı. Fazla uzağa gidemez. Herkese haber verdim. Ne yap et? Ömer'i bul Francis. Konsolosluğu onun sayesinde alacağız. Merak etme. Elimizden kaçamayacak. Bu iş sandığından da önemli Francis. Üzerimdeki baskı iyice arttı. Büyük bir zafere ihtiyacımız var. Anlıyor musun? Tüm yolları çevirin. Civardaki her taşın altına tek tek bakın. Bulun onu. Hadi. Olduğumu söyleyeceksin. Sana gerçekten çok yardım etmek istiyorum ama bilmiyorum.
Seni öldürmemem için tek bir neden söyle. Tamam dur. Yardım edeceğim. Bırak. Konuş. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama doğru karar vermen için sana yardımcı olacağım. Ne saçmalıyorsun? Senin için tarihi bir fırsat Zehra. Geçmişin borcunu ödeme zamanı. Ömer seni kurtarmak için çok büyük bir fedakarlık yapmıştı. Şimdi sıra sende. Senin oyunlarına kaybedecek vaktim yok. Gerçeği öğrenmek istiyor musun? Sana ispatlayabilirim. Kolyemi al. Geçmişe dair bilmek istediğim bütün cevaplar orada. Önceki operasyonla ilgili gerçekleri bilmek istiyor musun Zehra? Hazır mısın? Nereye gidiyorsun? Bağdat'ta esnafım. Mal almak için sınıra gidiyorum. İn aşağı. Kimliğini çıkart. Kimse senin elinden olmaz. Aşk olsun Zehra'cığım. Her şey senin gerçekleri öğrenmen için. Ömer'in yıllardır senden sakladığı gerçeği merak etmiyor musun? Teslim ol! Kaçamazsın! Kurşunun bitti! Teslim ol! Yıllarca Ömer'i suçladın. Ama Ömer'in hiçbir suçu yoktu. Her şeyi seni korumak için yaptı. Gerçekler nasıl da canını yakıyor insan. İyi misin Zehra? Ömer senin uğruna bütün fedakarlıkları yaptı. Bütün bedelleri o ödedi. Böyle bir aşkı karşılıksız mı bırakacaksın? Şimdi sıra sende Zehra. Konsolosluğu bize teslim et. Ben de sana Ömer'i sağ salim getireyim.
Seni böyle seven bir adamın ölümüne göz yumamazsın değil mi? Zehra bırak. Halit Başkan bu kadın buradan canlı çıkacak dedi. Zehra yüzüme bak. Zehra, Ömer'in bize ihtiyacı var. Bırak. Hadi gel biraz hava alalım. Her yerde seni arıyorlar. Teslim ol. Bana canlı lazımsın. Kal öyle. At silahını. Yürü arabaya. Telefonunu ver. Yok telefon. Ne demek yok lan? Kullanmıyoruz güvenlik açısından. Kullanmıyorsunuz da ne oluyor? Geri zekalılar. Bizden kaçabildiniz mi? Telsizini ver. Bende yok. Ama Şivan'da bir tane olacaktı. Bin arabaya. Nereye gidiyoruz? En yakın yerleşim yerine. Telefon lazım. Ha Zehra. Sen bu kadının oyunlarına niye geliyorsun ki? Görmüyor musun? Aklını karıştırmaya çalışıyor. Söylediği her şey doğruymuş. Ne dedi sana? Her şeye ben sebep olmuşum. Ömer'den bir haber var mı? Yok, hala arıyorlar. Yüzbaşım, biz yine de her ihtimale karşı önlemlerimizi alalım. Bir karar çıktı mı Zehra? Halit Başkan ne diyor? Ömer'i bulana kadar durmayacağız. Keşke ben de arasaydım ya, devam etseydim. Sağdaki elemanlarımız aramaya devam ediyor. Bizim görevimiz konsolosluğu korumak. Ya Ömer'i bulamazsak? Kimseye akıl vermek istemem ama devletin itibarı her şeyin önünde gelir. Bunu Zehra da Halit Başkan da bizden daha iyi bilirler. İşin ucunda Ömer bile olsa. Ömer'i göz göre göre ölüme terk edemeyiz. O hiçbir zaman bizi arkasında bırakmadı. Hala bir haber yok mu? Her yerde arıyoruz. Fazla vaktimiz kalmadı biliyorsun. Ömer'i bulamazsak ne yapacağız? Belki de onlar çoktan buldular. Bunu daha bilmiyoruz. O yüzden biz oyunumuza devam edelim. Ne yapacağız peki? Şimdi onlara bir tehdit mesajı daha yollayacağız. Eğer Ömer'i bulamadılarsa bizim elimizde olduğunu düşünecekler. İyi fikir. O yüzden adamlarını topla ve konsolosluğun yakınlarına git. Olabildiğince kalabalık olun. Ki tehdidi hissetsinler. Ömer'in ölümünü göze alabileceklerini sanmıyorum. Buna göz yumamazlar. Madem onlar bu kadar Ömer'den vazgeçemiyorlar, o halde konsolosluğu bize bırakacaklar. Helen,
Bir yere mi gidiyorsun kızım? Evet, dışarı çıkıyorum. Bırak şunları, lütfen bırakır mısın? Seninle şöyle bir baş başa kahve içelim istiyorum. Biraz konuşacaklarım var. Aslında benim birazcık acelem var baba. Tamam mı? Sonra konuşuruz. Helen. Kızım. Ailemizden bir tek sen kaldın. Annen gitti. Selin gitti. Bir tek sen kaldın. Biz bize kaldık. İstiyorum ki seninle biraz daha vakit geçirelim. Daha yakın olalım. Hı? Sonra konuşuruz bunu. Francis Bey, bir terslik var. Ne oldu? Şimdi devreye gezen arkadaşlardan haber geldi. Sevim noktasındaki arkadaşlara paket etmişler. Ömer bu. Bana bak, aradığımız istihbaratçı olabilir. Adamlarına haber ver, aramaları hızlandırsınlar. Siz de gözünüzü dört açın. Demek hala iletişim kuramadın Ömer. Ömer'den haber var mı Halit? Henüz yok efendim. Aramaya devam ediyoruz. Vakit daralıyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Talepleri kabul edilemez efendim. Bayrağımızı indirip konsolosluğu onlara teslim edemeyiz. Senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum Halit. Ama sen de yapman gerekeni biliyorsun. Biliyorum efendim. Konsolosluklar bizim vatan toprağımız. Orayı terk etmek demek vatan toprağından bir parçayı terk etmek demektir. Biz teröristlerle pazarlık yapmayız. Öyle tehditlere tarihimiz boyunca boyun eğmedik. Yapılması gerekeni yap Halit. Emredersiniz efendim. Zehra Hanım, tüm önlemleri aldık. Personel durumla ilgili bilgilendirildi. Teyakkuzdayız. Ancak sivil çalışanlar endişeli. Bizi bilgilendirir misiniz lütfen? Teröristler ekibimizden bir istihbaratçıya karşılık konsolosluğu boşaltmamızı istiyor. Ama merak etmeyin, kimseye bir zarar gelmeyecek. Güvenlik sebebiyle sizleri tahliye etmemiz gerekebilir. Anlıyorum. Bizim görevimiz hem sizleri hem de burayı korumak. Bu konuda bize yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Buyurun, konuşun lütfen. Teşekkür ederim. Efendim Sacide teyze. Kızım, seni vazife başında rahatsız ediyorum ama. Yok, olur mu öyle şey? Buyur. Ters bir durum mu var yoksa? Yağmur'a mı bir şey oldu? Yok yok ya, burayı. Değil mi? Haber var mı? Henüz yok. Ama merak etme. Bulacağız yakında. Ondan hiç şüphem yok. Senin ondan asla vazgeçmeyeceğini biliyorum. Sen için ferah tut Sacide teyzeciğim. Ömer'i bulmadan dönmeyeceğim. Tamam. Olay yerine ait detaylı fotoğraflar istiyorum. Siz de yerleşim yerlerini kontrol edin hemen. Haber mi var? Evet, teröristlerin çevirme yaptığı noktalardan birinde çatışma çıkmış. Ne diyorsun, Ömer mi? Bilmiyorum, başka bilgi yok. Koordinatları paylaşır mısın benimle? Olay yerine yakın yerleşim bölgelerini kontrol edeceğim. Hemen. Gönderdim. Sacide teyze hala burada mı? Ömer bulunana kadar hiçbir yere gideceğini sanmıyorum. Ömer'i bulamazsak ne yapacağız Uzay?
aşağı. Kim kalıyor burada? Tanımıyorum. Buranın geldiğinden biri herhalde. Sakın yanlış bir şey yapayım demem. Al telefonu çık hemen. Yanlış bir şey yapma, kafanı patlatırım. Kim o? Aracımız bozuldu da yolda kaldık. Telefon etmemiz lazım. Ya cep telefonu burada çekmez ki. İçeride sabit telefon var. Buyur gel. Ben arkadaşı çağırayım, öyle gelelim. İyi. Ne yapıyorsun lan? Adam sabit telefon deyince ben de mecbur tamam dedim. Ters bir durum var. Hazırlıklı olun. Bizimkinde bir haller var. Arkadaşlar yeni video geldi. Vaktiniz daralıyor. Adamınızı göz göre göre ölüme yolluyorsunuz. O konsolosluğu boşaltın. Son yarım saatiniz. Boşaltmazsanız adamınız ölecek ve tüm dünya MİT elemanını nasıl can verdiğini izleyecek. Kararınızı verin. Bu Ömer mi? Yani ilk videoda başında çuval yoktu. Neden yüzünü gizlediler şimdi? Ama Ömer'in olmadığına dair elimizde hiçbir kanıt da yok Uzay. Ne yapacağız başkanım? Vaktiniz daralıyor. Adamınızı göz göre göre ölüme yolluyorsunuz. O konsolosluğu boşaltın. Son yarım saatiniz. Boşaltmazsanız adamınız ölecek ve tüm dünya MİT elemanını nasıl can verdiğini izleyecek. Kararınızı verin. Başkanım. Zehra izledin mi? Maalesef. Zehra, zaman daralıyor. Bir karar vermemiz gerekiyor. Ne emredersiniz? Sağda olan sensin Zehra. O bayrağın altında konsolosluğu savunacak olan da sensin. Bir tarafta kurumumuzun çok değerli bir mensubu Ömer. Ve geçmişte... Yapılacak şey belli. Başkanım. Bu yükün altından kalkmak çok zor. Bir yanda devletimizin itibarı söz konusu, bir yanda... Ömer. Zehra, sen yapman gerekeni biliyorsun. Ve fazla vaktimiz yok. Bir an önce harekete geçmek zorundayız. Emredersiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Ne ikram edeyim size? Yok sağ ol, biz telefonu kullanıp çıkalım. Ya olur mu öyle şey? Olur olur, acelemiz var. Madem öyle, telefon içeride. Buyurun. Ömer nerede? Ömer'i bilmiyorum ama
Ben buradayım. Tam karşında. Gördün mü? Buradayım. Ömer nerede? Ömer'i görmek istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun. Adamlarını topla ve konsolosluktan çık. Ben de sana Ömer'i vereyim. Onu görmek istiyorum. Yanımda getirmeyecek kadar akıllandım Zehra. Ama sen hiç merak etme. Arkadaşlar kendisiyle yakından ilgileniyorlar. Bu arada konsolosluğu bırakırken Siyah İnci içeride bırakmanı istiyorum, tamam? Hepinizi öldüreceğim. Bizi öldürsen bile maalesef Ömer bu anlara şahit olamayacak. Niyancı. Sana 10 dakika veriyorum Zehra. Ya konsolosluğu bırakıp defolur gidersiniz, ya da Ömer'i tüm dünyanın gözleri önünde öldürürüz. Hem de türlü işkencelerle. Acı çektire çektire. İstersen şimdi ver kararını. Ömer'in işini hemen bitireyim. Tüm dünya aslında o kadar da güçlü olmadığınızı görsün. Bizim kazandığımızı görsün. Son 10 dakika Zehra. Kararını ver. Zamanımız dolmak üzere Zehra Hanım. Karar vermen lazım. Sonuna kadar savaşacağız. Konsolosluğa girmelerine izin veremeyiz. Bayrağımızı indirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Saldırı ihtimallerine karşı hemen hazırlanıyoruz. Yanındayız. Sonuna kadar savaşacağız. Bu kansızların oyununu bulacağız evvelallah. Sen doğru olanı yaptın Zehra. Emin ol, Ömer de olsaydı aynısını yapardı. Şu bayrak için yaşarız hepimiz. Ama zamanı gelince de... o bayrak için canımızı vermekten hiç çekinmeyiz. Arkadaşlar, Zehra doğru kararı verdi. Kimse yüzünü asmasın. Başkanım, şimdi Ömer... Ömer başının çaresine bakmak zorunda. Eminim o da aynı şeyi yapardı. Hepimiz aynı şeyi yapardık. Canımız yanıyor ama toparlanmak zorundayız. Ömer'i aramaya devam etmek zorundayız. Ne emredersiniz? Bu işte bir tuhaflık var. Ne oldu Uza? Şüphelerim de haklıymışım. Başına çuval geçirilen kişi Ömer değil başkanım. Ne demek bu? Bu adamla Ömer'in vücut yapıları arasında ciddi bir fark var. Omuzları, kolları... İyi de bundan emin olamayız. Boyları da. Adamın oturduğu sandalyenin ayak boyunu araştırdım. 52 santim. Bunu referans alarak adamın boyunu tespit ettim.
Bu adamın boyu 1.78. Ömer'in boyu 1.83. Arada 5 santim gibi ciddi bir fark var. Bir diğer noktada ayak numarası. Buradan adamın ayak uzunluğunu tespit ettim. Bu da 26 santim yapıyor. Yani 41 numara. Ömer 43 numara giyiyor. Kesinlikle. Bu veriler ışığında bu adamın Ömer olmadığını değerlendiriyorum. Tabii teyide muhtaç bir bilgi bu. Sonuçta Ömer bizimle irtibat kurmadı. Ama şahsi düşüncem başına çuval geçirilmiş kişi Ömer değil. Hemen Zehra'ya haber verin. Emredersiniz. Konsolosluğu terk etmediğinizi görüyorum. Bundan sonra da terk etmeyeceğiz. Unuttun mu? Biz teröristlerle pazarlık yapmayız. Benimki sadece bir anlaşma teklifiydi Zehra. Ama yine de sen bilirsin. Demek Ömer'den vazgeçiyorsun. Tüm dünya bir MİT mensubunun ölümüne şahit olsun istiyorsun. Ömer'e güveniyorum. Onun hiçbirimize ihtiyacı yok. Ayrıca içimden bir ses blöf yaptığını ve Ömer'in elinde olmadığını söylüyor. Bunlar sadece varsayım Zehra. Eğer sen emin olsaydın şu an benimle bu konuşmayı yapmıyor olurdun. Değil mi? Bence bunu kabul etmelisin. Herkesin yenildiği bir nokta vardır. Ömer yenildi Zehra. Biz hiçbir zaman yenilmeyiz. Hala anlamadınız mı? Bizim için şehit olmak zaferlerin en büyüğüdür. Dostluğumuzun hatırına, düşünmen için sana 5 dakika daha veriyorum. Nefesini boşa tüketme. Ben burada olduğum sürece topraklarıma ayak basamayacaksın. Kaldık mı yine baş başa? Teslim ol, canını bağışlayayım. Söz mü? Söz. Sana hiç güvenmedim. İlan için aramıştım. Zehra Hanım. Ömer. Ömer iyi misin? Çok iyiyim Zehra. Görsen bana çok iyi baktılar. Konsolosluğu terk etmediniz değil mi? Asla. Beni gözden çıkardın yani. Hem de hiç düşünmeden. Beni ellerinden kaçırsalar da konsolosluğa saldırmaktan vazgeçmeyecekler. Hazırlıklara başladılar bile. Benim şimdi kapatmam lazım. Tamam, ben bu numarayı karargahla paylaşıyorum. Onlar seni bulacaklar. Ömer. Bir şey mi diyeceksin Zehra? Senden hiç vazgeçmedim. Kurtulacağını biliyordum. Ömer kurtulmuş. Nasıl? Ellerinden kurtulduğunu biliyordum.
Az önce Zehra aradı. Ömer'in Zehra'yı aradığı numarayı sana yönlendirdim. Hemen konumu tespit ediyorum başkanım. Ömer'le iletişime geçin. Hemen bulunduğu bölgeye birilerini gönderin, tamam? Emredersiniz. Başkanım, müsaadeniz olursa ben de Sacide Hanım'a haber verebilir miyim? Git. Git. Asma suratını. Bu memleket için canını feda edecek aslan gibi bir evlat yetiştirmişsin. Aslanlarımla her zaman gurur duydum, her zaman. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ömer kurtulacak. Ya insan şurasında bir şey hisseder ya, hani bir şey olmayacak diye. Gör bak, Ömer o kansızların elinden kurtulacak. Demedi deme. İnşallah. Ne? Ne oldu, ne var? Zehra. Ömer kurtulmuş. Ne diyorsun? Şimdi beni aradı. İyiymiş, ellerinden kurtulmuş. Allah'ım şükürler olsun. Bitti sonunda. Baba. Zehra, bak ben demiştim demeyi sevmem ama dedim değil mi baba? Dedin, söyledi. Vallahi söyledi. Ömer o kansızların elinden ne yapar eder, duvardan duvara vurur ama kurtulur. Dedim mi demedim mi? Aynen dedi vallahi. Gel yenge hanım, gel. Allah'ım sen güç ver. Allah'ım sen güç ver. Allah'ım sen güç ver. Allah'ım sen güç ver. Ömer'e bir şey mi oldu? Yo. Ömer kurtuldu. Ne diyorsun Uzay? Doğru mu söylüyorsun? Evet. Az önce aradım. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Adam ayağınıza kadar geldi ve siz de onu kaçırdınız, öyle mi? Beceriksiz herifler! Ben gidip şu sarı kafayı arayayım. Kararını verdin mi yoksa Zehra? Yok. Bu sefer taziye için aradım. Ömer sizinkileri dümdüz etmiş. Haberin yok muydu yoksa? Müjdemi isterim Francis. Ömer kurtulmuş. Blöf yaptığını biliyordum. Bu savaşın kaybedeni ben olmayacağım Zehra. Kabul et Francis. Ömer senden çok daha güçlü. O karşında olduğu sürece kaybetmeye mahkumsun. O binayı başına geçireceğim senin. O çok kıymet verdiğiniz bayrağınızı herkesin gözü önünde indireceğim. Göreceksin. Herkes hazırlansın. Konsolosluğu basacağız. Hadi! Ömer'in bölgeden tahliyesi için destek ekipleri yönlendirdim başkanım. Tamam, süreci adım adım takip edelim. Benim çıkmam lazım arkadaşlar. Harden'in ipini çekecek çok önemli bir mesele var. Nedir başkanım? Onu daha sonra anlatacağım. Siz şimdi konsolosluk meselesine konsantre olun, tamam? Kolay gelsin. Gel. Efendim, sizinle paylaşmam gereken bir durum var. Söyle.
Elektrik içeriden bir müdahaleyle kesilmiş. Yani evden biri kesti diyorsun, öyle mi? Evet efendim. Ayrıca bu odadaki kamera sistemi devre dışı bırakılmış. Tamam, sen çıkabilirsin. Başımız büyük belada. Her şey ortaya çıkabilir. Helen. Helen yaptı bunu. Ona engel olmalıyız. Zehra arıyor. Operatör dinlemede. Büyük bir çatışmanın eşiğindeyiz arkadaşlar. Öncelikle sivillerin tahliye edilmesi gerekiyor. Ben de destek için gerekli birimlerle irtibat sağlayacağım. Anlaşıldı. Biz de burada gereken hazırlıkları yapacağız. Dikkatli olun. Biz hazırlıklarımızı yaptık Zehra Hanım. Yolculukta ise Korkut Bey eşlik edecek. Sınır bölgesine yakın bir noktada arkadaşlarımız tahliye için bekliyor olacak. Teşekkür ederim Zehra Hanım. Arkadaşlar birazdan bir ayağa... Bundan sonra sen de. Merak etme. Sağ salim ulaştırırım herhalde. Hazırsanız çıkalım. Hazırız. Buyurun arkadaşlar. Çok kalabalık gözüküyorlar. Karargahla iletişime geçtim. Gerekli desteği sağlayacaklar. Konsolosluğa sızmayı deneyecekler. Yaklaşmalarına engel olmamız gerek. Ne planlıyorsunuz yüzbaşım? Şu noktaya ağır makinalıyı yerleştiriyoruz. Geldikleri an hepsini perişan ederiz. Siz nasıl uygun görürseniz. Hazırlıklar tamam ama binanın önüne ağır makineleri kurmuşlar. Saldırıya geçersek mahvoluruz. O zaman düzeneyi ortadan kaldıracak bir plan yapın. Binaya yaklaşırsak keklik gibi avlarlar bizi. Bir yolunu bulun, o konsolosluğu alın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı! Anlaşıldı! Hadi herkes acele etsin, hadi. Operasyona çıkacağız. Oyalanmasın kimse, herkes hazır olsun, hadi. Buluşma yerine gelmek üzereyim. Takip edilmediğinden emin ol. İstiyorsan bulunduğun konumdan seni aldıralım. Merak etmeyin, beni takip eden hiç kimse yok. Peki dosyaları inceleyebildin mi? Bizim istediğimiz dosyalar mı? Ta kendileri. Babam kendi ülkesine ihanet ediyor. Ne planlıyor, amaçları neler, her şey oluşuyor. Peki, gece bekçisi? Gece bekçisi babamın kod ismi.
Tamam, bekliyorum. Detayları geldiğinde konuşuruz. Takip ediliyorum. Peşimde birileri var. Kim peşinde? Bilmiyorum ama bence her şeyi anladılar. Tamam, ben o tarafa doğru geliyorum. Bana hareketli konum gönder. Gönderiyorum şimdi. Merak etme, geliyorum. İkinci katta pozisyon alıyorum. Ras. Bana yardım et. Ellerindeyim. Konsoloslukta mısın hala? Evet. Herkes tahliye ettiler. Dur. Sakin. Konsolosluğa saldırmak üzereyiz. İçeriden bize destek olabilirsin. Ne istiyorsun? Avluya girişimizi engelleyen bir makineli var. Evet, görüyorum. Onu devre dışı bırakmanı istiyorum. Sen onu ortadan kaldırdığın an biz saldırıya başlayacağız. Gözünü kararttın demek. Evet. Başka çare yok. Ömer elimizden kaçtı. Tamam. Siz saldırıya hazırlanın. Burası bende. Yüzbaşım. Herkes yerini aldı. Hazırız. Güzel. Operatör, beni duyuyor musunuz? Dinlemediğim ançar. Saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarımız tamam. Destek olsun.
Anlaşıldı. Yayıncıdan sevgilerle. İlk grup. Saldırın. Hadi. Hadi arabalar, haydi haydi. Desteği. Hazır ama içeri sızmaya çalışıyorlarsa atış çok riskli olabilir. Alternatif bir şeyler düşünmemiz lazım. Hemen bir ambulans gönderin. Peşime adamları o taktı. Ölmemi babam istedi. Tamam, nefesini tüketme. Biraz sonra ambulans gelecek. Sakin ol. Seni asla affettim. Helen. Kendi kızını öldürecek kadar gözün dönmüş aşağılık herif. Ama yemin ediyorum, senin ipini kendi ellerimle çekeceğim. David Harney. Gel. Bir misafiriniz var efendim. Hemen al içeri.
Bir dahaki sefere çok daha dikkatli olmalısın. Merak etmeyin. Helen? Helen bir şey anladı mı? Davamız için bazı fedakarlıkların yapılması gerekiyordu. Helen çok şey öğrenmişti. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağız. Büyük projemizi hayata geçirmemize çok az kaldı. Bundan sonra acımak yok. Merhamet yok. İstediğimizi alana kadar savaşacağız. Şimdi biraz dinlen. Toparlanınca konuşuruz. Helen için üzgünüm. Acını paylaşıyorum. Kızım. Geç. İçeri girmeye çalışıyorlar. İçeri girmelerine izin vermeyin. Ateş edin, hadi, hadi. SİHA'lar bölgeye ulaştı. Ama teröristleri dışarı püskürtmemiz gerekiyor. Bu kadar yakınken atış yapmamız çok riskli. Siz de zarar görebilirsiniz. Düşman unsurları kendinizden uzaklaştırdıktan sonra SİHA'lar da işaretlemenizi bekleyecek. Ben hallederim. Dikkatli ol. Püskürtmemiz gerek yüzbaşım. Mühimmatımız azalıyor. Bayrağı indirecek şerefsizler. Elinize sağlık Zehra Hanım. Müsaade edemeyiz yüzbaşım. Gerekirse biz de onlarla birlikte havaya uçarız.
Sonuna kadar dayanın hançer. Artık karşı koymamız mümkün değil. Yolun sonuna geldik. O pick-up'ın içeri girmesine izin veremeyiz. Avluya girmesine izin vermeyin. Avluya kimsenin girmesine izin vermeyin. Nasıl olur? Pikapla geldi. Adamlarını tek tek dışarı atıyor. Rüzgar tersine döndü Fransız. Ben kaçıyorum. Tekrar ellerine düşmek istemem. Sağ elemanlarımız konsolosluk görevlerini sağ salim tahliye etmişler. Durum nedir? Teröristleri konsolosluktan atıyoruz başkanım. Başkanım, Ömer'in gelmesiyle işler bir anda değişti. Ömer konsolosluğa mı gitmiş? Başkanım, teröristleri püskürtmeyi başardık. Anlaşıldı. Ben CEO'ları yönlendiriyorum. Ömer nasıl? Formundan bir şey kaybetmemiş. Seni kaybetmekten çok korktum. Senin için döndüm. Geleceğini biliyordum. Buyurun Halit Başkan. Düşmanı uzaklaştırmayı başardık. Ömer gelince işler değişti. Ömer mi geldi? Atlaca üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra sende. CEO'lar için senin desteğine ihtiyacımız var. Anlaşıldı Halit Başkan. Hepiniz birden saldırın. Taş taş üstünde kalmasın. Haydi! İşaretleme tamam Halit Başkan. İşaretleme tamam Gürcan. Koordinatları paylaştım. Düşmanın surları yaklaşıyor. Siper alın! Hadi çabuk yerlerinize! Düşmanın surları!
O pikaplar buraya ulaşırsa sıkıntı çıkar. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Bu sefer kurtuluşunuz yok. Kartal hedef kıymetlendirmeyi yaptı. Gökyüzündeki gözünüz silahlar düşmana göz açtırmayacak. Her zaman yanınızdayım. Kartal sortilerini tamamlayıp üst bölgesine doğru dönüşe geçiyor. Onlar nereden çıktı? Tam zamanında. Hançer, nedir durum? Başkanım, düşman unsurlar yok edildi. Bitti bu iş. Ömer, ben CNC'yi almaya gidiyorum. Tamam, biz de burada güvenliği sağlarız. CNC kaçmış. Nasıl kaçmış? Benimle hesaplaşmadan mı gideceksin? Elimizden kaçabileceğini mi sandın? Bize yaşattıklarının bedelini ödeyeceksin. Tebrikler, operasyon başarılı. Konsolosluk güvende, tahliye planına geçebilirsiniz. Helikopter sizi kahretsin. Bu arabayı ateş edin hemen. Siyahlar tepemizde. Hiçbir şey yapamayız. Şu araca ateş edin hemen. Al roket atarı. Çabuk!